bakılmaz mı gözden, gözden dökülen yaşa. Hasret etti bize kama kardeşa, bir ayrılık bir yoksuzluk bir de. Hani biz bir ama çıkmıştık. Beni kurtar Cemil. Beni bu vicdan azabından kurtar. Murat Bey, kızıma gidebilir miyim? Gidebilirsin Deniz. Murat, Deniz'e eşlik et. Sağ ol. El-Fatiha. Nice Sultan. Başını sağ olsun. Zeynep. Kardeşi nasıl kıydılar sana? Kardeş sevgiler beni. Zeynep. Kardeşim nasıl kıydılar? Kardeşim sana. Aman. Nicesini gelme. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, biri de ölüm. Aman. Ben geldim. Sana geldim.
geldim annem. Didişsek yine birbirimizle. Yine küssen bana yemek yemesen. Allah'ım sana doyamadım. Ben sana doyamadım. Ecem çok üşürdü biliyor musun? Üşüyünce hemen böyle ilk önce burnumu tutardı. Senin gibi. Sonra elleri üşürdü. Minicik ellerini avucumun içinde ısıtırdım. Siz. Odayı boşaltıyoruz. Bırak. Ben boşaldım. Ver. Tamam bırak. Ver. Dokundurman. Dokundurman kardeşimin eşyalarını. Ben derler toplarım kardeşimin eşyalarını. Tamam. Dokundurman kardeşimin eşyalarını. Tamam. Ben boşaldı. Sen boşalt. Ben boşaltacağım. Tamam sen boşalt. Tamam.
anlamıyorum. Şimdi öldü mü Şale? Ölmemiştir. Ölmemiştir değil mi? Dudu yapma. Ölmemiştir. Gidip bakalım. Ölmemiştir. Dudu yapma. 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 Ölmemiştir. Güçlüdür Şale. Koskoca kadın. Ölmemiştir. Yapma. Yapma. Yapma canım benim. Yapma. Bana doğru koşuyordu. Beni kurtaracaksın diye. Benim yüzümden öldü değil mi? Yapma, yapma Dudu. Sen olsan aynı şeyi yapardın. Hiç gözünü kırpmadan aynı şeyi yapardın canım. Kardeşim Duna benim. Canım Duna benim. Allah'ım bu kabus gün bilecek mi? Ah yavrum, ah canım. Cehennemin ortasındayız. Bir ateş sönecek, diğeri yanacak. Hiçbir şey bitmeyecek. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Hep mi iyiler ölecek lan bu dünyada ha? Hep mi iyiler gidecek? Nereye gittin kardeşim? Aşkım. Ya canım. Böyle olduk biz Deniz. Neden bizim böyle kolumuz kanadımız kırıldı? Ah Dudu. Ah Dudu. Benim çocuğum gittiğinde de yüreğim ateş aynı böyle düştü. Bilmem için nasıl yandın. Seneler evvel ben bu mapus damına ilk düştüğümde ilk Şale geldi din yanıma. Konuştu benimle. Geçer kardeşim dedi. Anlattı, anlattı. Ben öyle öyle alıştım bu dört duvara. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacak? Unutmayacağım onu hiç. Sen bana ne diyordun? Kızım tam burada diyordu. Şale'yi de oraya koyacaksın. İnsan bu dünyadan gidince değil, hiç hatırlanmadığında ölür. Şale bir seni unutulmaz anılar bıraktı değil mi? Hem de ne kadar. Biz de hiç unutmayacağız. Şale... Çocuklarımızın yanına gitti. Kim bilir ne masallar, ne öyküler anlatıyor. Senin dediğin gibi. Biz onlarla cennette buluşacağız. Ayşe İnci, önce diğer mahkumu sonra kendini vuran.
Müebbet. 6 ay ağır psikiyatrik tedavi görmüş. Daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunmuş. Ve cezaevinde silah bulmuş, öyle mi? Meltem, Kudret'i getir. Ya ben ne bileyim ona manyak bir şey olduğunu. Biz onu tedbir babında, korkutma babında şey... Kes sesini! Kudret. Kes. Meltem. Kudret'i hücreye atın. Özür dilerim efendim. Kudret'in müebbet cezası var. O yüzden şimdilik yapabileceğim tek şey onu diğer mahkumlara zarar vermesini önlemek için hücreye atmak. Ne kadar iyi niyetli olursam o kadar tepeme çıkıyorlar. Elini versen kolunu isterler. Hepsi aynı. Konuşup anlaşmadık mı biz bunlarla? Anlaştık. Bütün taleplerini yerine getirdik. Ama onlar ne yaptılar? Bizim uzattığımız ele taşla sopayla saldırdılar. Hepsini cezalandıracağım. Sorumluların hepsi bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Siz sorumsuzluğunuzun bedelini nasıl ödeyeceksiniz Zerrin Hanım? Ben sorumluluklarımı yerine getirdim. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Yapmadınız. Yapmanız gereken hiçbir şeyi yerine getirmediniz. Mahkumları en doğal ve kanuni haklarından mahrum bıraktınız. Haklarını geri istediklerinde kayıtsız kaldınız. Müfettiş Bey ben... Aralarındaki kavgayı soğutacak yerde körüklediniz. Birbirlerine girmelerine göz yumdunuz. Zamanında müdahale etmediğiniz gibi dışarıdan da yardım istemediniz. Tabanca buldular Zerrin Hanım, tabanca. Kudret'in işi. Tabancayı Kudret'in elemanlarından biri soktu. Bunun hesabını verecek. Şimdi hesap sormak neye yarar? Baştan tedbirinizi alıp sokturmayacaktınız. Siz de oradaydınız Müfettiş Bey. Tedbir alıp önlem alabildiniz mi? Biz bunların hepsini internetten, sosyal medyadan öğrendik. Cezaevine sahip çıkamadınız. İpleri elinize alamadınız. Yetmezmiş gibi üstlerinizden bilgi sakladınız. İşlerin bu noktaya gelmesindeki en büyük sorumlu sizsiniz. Aynı durumu yaşamış, acıları tatmış. Birisi olarak daha dikkatli olacağınızı düşünmüştüm. Yanılmış. Bakanlığımızdan yazılı bir ihtar alacaksınız. Benzer olayın tekrarı halinde yönetmeliklerdeki en ağır yaptırımla cezalandırılacaksınız. He, bekle Zerrin Hanım, bekle. He, tabanca işini de bana yıktı ya. Ben bunun hesabını sana sormaz mıyım? Zamanı gelince bunun hesabını soracağım. Sen daha Kudret'i tanımıyorsun. Bekle, tanıyacaksın. Geçmiş olsun Naci Hanım. Nasıl hissediyorsunuz? Özge, kızım, Özge. Kızınız değil, hatta sizi ziyaret etmek için izin de aldım. Birazdan ziyaret saatinde yanınızda olacak, merak etmeyin. Thank you.
Aslan ilaçmaktı. Kardeş, ziyaretçi saati başladı mı? Kızım ziyarete gelecek de. Bu ne? Kardeş, bakar mısın? Bu ne dedim? Bu ne? Bakar mısın? Nereye gidiyorsun? Bu ne? Alo? Sürpriz. Ay. Tabii ben başka kim olacaktım? Bak bakayım mı camdan aşağı sen? Nasıl? Beğendin mi sürprizimi? Ne istiyorsun? Aa. Aşk olsun kız Naciye. Ben senin kızını sana getirmek için dünyanın yolunu tepiyorum. Senin söylediğin şeye bak. Özgem, Özgem nerede? Geliyor. Biraz sonra kızını göreceksin. Ama bir daha görebilir misin bilmem. Tamamen hal ve hareketlerine bağlı. Eğer kızımın saçını teliniz... Fazla zamanım yok Naciye. Kes sesini de beni dinle. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Emirlerime uyacaksın. Yok efendim, ben özgür kadınım, istediğim gibi davranırım diyorsan... ...kızının anca mezarını görürsün. Alp, Alp sana yalvarırım kızıma dokunma. Bak ben Deniz'i öldürmeyi denedim, gerçekten denedim. Deniz'i öldürmeyi beceremedin. Bunu biliyoruz. O işi senin gibi bir kafasıza verdiğim için kabahat bende. Senin yiyeceğin değil o. Sen Özge ile aramdan çekileceksin. Duydun mu beni? Dediğimi yaparsan Özge nefes almaya devam eder. Yoksa... Anne! Özge! Kuzum! Anne beni buraya alıp getirdi biliyor musun? Ya o da gelecekti ama izin vermezler dedi. Çok selam söyledi, ellerinden öpüyormuş. Sağ olsun. Ya kızım. Kapat kapıyı. Hiç utanmıyor musun? Anlamadım, neden? Dün ellerinde rehin olduğun mahkumların yüzüne nasıl bakıyorsun? Hı? Şey, ben yani... Kes sesini! Beceriksiz. Senin görevin mahkumları ıslah etmek. Sen ne yapıyorsun? İsyanı bastırmayı, doğru zamanda müdahale etmeye geçtim. Bir de mahkumların eline rehin düşüyorsun. Ama efendim... Sizin gibiler yüzünden hapishanelerde insanlar ölüyor. Farkında mısın? Çok özür dilerim. Neyi değiştirir? Ha? Neyi değiştirir? Senin hakkında çok yanılmışım Özlem. Çıkışın. Anneciğim, beni çok korkuttun. Bir daha böyle şeyler yapma, olur mu? Bak, aklım sende kalıyor sonra. Yapmam kızım, merak etme. Hem sen benim gelin olduğumu görmek istemiyor musun, he? Görmek istemez miyim kızım? Sana gelinliğimi göstereyim mi? Göster. Anne, üstümde o kadar güzel duruyor ki görmen lazım. Beğendin mi? Kızım, Alp'le ters düşme olur mu? Anneciğim, ben sana burada gelinlik gösteriyorum. Sen bana ne söylüyorsun? Beğendim kızım, çok güzel. Anneciğim, bak neden merak ettiğini biliyorum. Alp bana hiçbir şey yapmaz. Tamam, dikkat et. Tamam anneciğim, merak etme. Onun düşmanları çok. Bazen düşmanlarına karşı çok korkutucu olabiliyor. Ama bana karşı o kadar sevecen ki. Sen öyle diyorsan, büyüdün artık. Kendi kararlarını verebilecek yaştasın. Sen büyüdün de evleniyor musun artık ha? Ya anne. Çok
Anneciğim. Ben çok mutluyum. Sen mutluysan gerisi boş zaten kızım. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Ama tekrar geleceğim görüş gününe, tamam? Dikkat et kızım. Tamam. Dikkat et. Tamam anneciğim. Annem o kadar yumuşamış ki sana anlatamam. Aa, yumuşamış mı Naciye Sultan? Bak sen güzel, güzel. O kadar olumluydu ki görmen lazım. Ya. Sen mutlu ol yeter dedi. Ben ne dedim sana? Her şey yoluna girecek. Hadi atla bakalım. Anlaşıldı. Tamam. Kudret, hücre cezam bitti. He. Zerrin karısı mı söyledi? Kudret. Ben ona göstereceğim gününü. İyi mi bu? Düzgün. Nazra. Dudu çok kötü. Ne yapacağız? Bilmiyorum Deniz, ne yapacağız bilmiyorum. Canım. Biliyorum, çok yoruldum. Ama onları bir tek sen toparlayabilirsin. Oh. Kanalı yapacak. Başın sağ olsun. Senin elemanlar bir gidiyor. Kes sesini! Bırak. Seni tahrik etmek için yapıyor. Tamam? Ben sana söyledim. Adamlarına sahip çıkacaksın dedim. Bak. Jale kötü bir kadın değil, bunu hak etmedi. Onu sen öldürdün. Sen! Yapma, tamam. Yapma. Bırakmam. Ha, Haziran'ın işlerine sen mi bakıyorsun kuzu? Sen bak. Bir kuzu, bir kınalı. Al birini, vur birine. Bak. Beşvelim, sonra çıkıp gideceksin buradan. Bu kadının senin başını belaya sokmasına izin vermeyeceksin, anladın mı? Bana bak. Sen buradan kurtulacaksın, çıkacaksın. Anladın mı? Tamam. Tamam, Azra. Tamam. Azra, Zeyn Hanım seni çağırıyor. Ne o? Ölüm fermanı mı? Bu sefer de beni mi yolluyorsunuz başka cezaevine? İsyan seviyoruz galiba. Pilot cezaevi olduğumuz için yeni bir uygulamamız var. Tahliyesine 6 aydan az kalan mahkumlar için iş bulma izni veriyoruz. Bir günlüğüne cezaevinden çıkıp özgürce iş arayabilirsin yani. Çok
Yok anlamadım ya. Şimdi ben buradan çıkacağım elimi kolumu sallaya sallaya öyle mi? Evet aynen öyle. Çıkınca bir sosyal hizmetler görevlisiyle görüşmen gerekiyor. Sonra özgürlüğünün tadını çıkar. Çıkabilir miyim? Tabii. Zerrin Hanım ya. Bir şey takılıyor kaç zamandır aklıma. Soracağım soracağım unutuyorum. Acaba siz Başak Burcu musunuz? Azra çık. Meltem. Nasıl gidiyor Kudret'in işleri? Merak etmeyin takipteyim. Güzel. Sakın ek verme. Emredersiniz. Olmuyor ki bu kadın. Ozan. Ozan ne oldu? Tahrik ediyor. Yok bir şey yok bir şey. Anlatırım sonra. Boncuk gelsin. Tamam. Anlatacağım. Ne oldu? Ne istiyormuş? Zehrin beni dışarı çıkarıyor. Ne? Tahliyeme 5 ay kaldı diye böyle bir iş bulma izni ayarlamış. Çok iyi. Çok iyi bir haber bu. Bana haber Zehrin'den geldiği için çok fazla iyi karşılayamıyorum. Ha neden? Ne yapabilir ki? Sonuçta bizim de neler yapabileceğimizi gördü. Müfettiş de elini kolunu bağladı. Bundan sonra ne yaparsa cevabını alır. Orası öyle de. Şu ortama bak Deniz. Ben nasıl çıkarım ya? Ortalık tekinsiz. Kime güveneceğimiz belli değil. Kadının teki içeri silah sokuyor kendini vuruyor. Yani ben kızları bırakır nasıl çıkarım? Bütün bunları düşünüyorsun. Tamam. Senin şu anda yapman gereken tek şey dışarı çıkıp dışarıda olduğun her anın tadını çıkarmak. Birkaç ay sonra da buradan kurtulup gitmek. İyi ki varsın Boncuk. Sen de. Kızları ancak sana emanet edebilirim. Tamam, merak etme. Murat efendi. Senin şu cezaevi anahtar kartın var ya, evimde buldum. Hem de tam günlüğün kaybolduğu dolabın önünde. Haberin olsun. Yani günlüğünü ben mi aldım? Bunu mu ima ediyorsun? Sen iyice delirdin herhalde. Ben o kartı bir önceki isyan sırasında kaybetmiştim. Sana da söylemiştim, hatırlamıyor musun? Ya tut ki kartımı sonradan buldum. Ya senin evine gizlice girip kartımı orada düşürecek kadar ahmak biri miyim ben? Bilerek düşürecek kadar ahmak değilsin tabii. Oktay, ya şu son zamanlarda olanları bir düşünsene. Önce senin evine giriliyor, günlüğün çalınıyor. Sonra o günlük geliyor buradaki dolabından çıkıyor. Sen nezarete girip çıkıyorsun, evine gidiyorsun, benim kartımı evinde buluyorsun. Ya sence bütün bu olanlarda bir gariplik yok mu? Kısa kes. Bir şey mi anlatmak istiyorsun? Açık açık söylesene bana. Abiciğim, ben senin günlüğünü almış olsam neden gidip direkt savcılığa vermeyeyim? E'si, o Zerrin denilen kadın geldiğinden beri olaylar akıl alır gibi değil Oktay. Zerrin mi? Evet. Ya sen bu kadar mı düştün ya? Yazıklar olsun be sana. Ya bana iftira attın yetmedi. Şimdi de gittin gül gibi kadına Zerrin Hanım'a bulaştırmaya çalışıyorsun çamurunu. Yok be. Oktay, benim kimseye iftira çamur attığım falan yok. Yok ya, ya ne yapıyorsun? Yok olmuş da efendim, yok bu olmuş da. Sırf laf. Delilin var mı? He? Yok değil mi? Sen iyice paranoyaklaştın kardeşim. İyice paranoyaklaştın. O Zerrin benim en kötü günümde, en zor günümde yanımdaydı biliyor musun? Sen yoktun. O yanımdaydı. Bana inandı, bana güvendi biliyor musun? Sen onun bunun hakkında böyle çamur atacağına otur da ben ne yapıyorum, nerede hata yapıyorum diye düşün bence. Cale'yi okudum açık. Allah kabul etsin. Duyayım mı? Hadi bakalım.
Sabahtan beri hiçbir şey yemedin, bir kaşık çorba iç. Aa Deniz, hiç içim almıyor kardeş. Ünlü düşünür dudaktaşın bir lafı vardır. Acıyan yerin ayrı, acıkan yerin ayrı. Ah Deniz. Allah senden razı olsun. Ben hiç yalnız kalmadım. Bir arama derman olduk. Sağ ol kardeş. Tatlım. Birbirimizden başka dermanımız var mı? Yok. Hadi. Hadi içim lokma. Nane de seviyorsun sen değil mi? Hadi. Gel Kudret. Otur. Hücreden çıkan nasıl olursa öyleyim. Nasıl olayım? Kudret, bak bu oyun çok büyük bir oyun. Saçmalayacaksan anlaşamayacağız demektir. Oyun büyük büyük de sen de bizi harcadın. Seni harcamış olsaydım şu an bu odada olamazdın. Umarım dediğin doğrudur müdürüm. Ama seninle bende büyük bir sırrım var. Çok büyük. Diyorum ki bundan böyle büyük küçük bütün oyunları eşit şartlarda oynayalım. 50-50 babında. Ne istiyorsun? Yani anlamıyorum Murat. Sen ne bilmek istiyorsun Zehir Hanım hakkında? Bildiğin ne varsa. Yani çalışırken ne gördüysen her şeyi bilmek istiyorum. Ya biz çok fazla birlikte çalışmadık. Yani 3 ya da 4 ay en fazla. O yüzden sana söyleyebilecek çok bir şeyim yok onun hakkında. Peki yani nasıl bir insandı mesela? Yani sert, otoriter. Dediğim dedik. Ya aynı buradaki gibi işte. Hiçbir farkı yok. Sen niye soruyorsun bu soruları bana? Peki şu Ayfer denilen hükümlü. Hani ilk geldiğinde Zerrin Hanım'ın yemekhanede konuştun. Evet. O da aynı cezaevinde miydi? Evet de... Yani durdururken nereden çıkıyor bu sorular? Sen ne öğrenmek istiyorsun? Tudu yemek yedi mi? Yedi, çorba götürdü. Bade nerede? Hastaneye gitmiş. Onun böyle rutin kontrolleri mi? Ne varmış ya? Bilmiyorum. Vay be. Demek çıkıyorsun az önce. Bir gün mü kızım? Bir gün çıkıyorsun işte. Ya en azından şu sıkıcı yemeklerden kurtulacağım mesela. Lan şimdi şöyle bir tereyağlı İskender olsa var ya. Ne gömerdik ha. Ah. Ah kanka benim için çıkınca bir böyle bol tereyağlı soslu İskender patlatsana. Tamam, senin için çiğ tavuk yerim. Tamam ama bir de dur. İstiklale falan çıkarsan şu ıslak hamburgerler var ya... ...bir de ondan patlat. Ay nasıl canı çekti? Yesim kalmadı. Ağzım sulanıyor ya. Son bir şey daha. Bütün bu olayları taçlandırmak için... ...böyle çıtır çıtır, her iki tarafı kızarmış, böyle sıcacık... ...böyle peyniri uzayan böyle bir künefe. Oh. Ay öldüm. Hasret ucuzsel o çok mümkün görünmüyor ya. Ama şöyle yapalım. Gel anlaşalım. Senin için 3 tane ıslak hamburger gömeceğim. Azra. Ay. Benim için de deniz kenarında bir nefes alır mısın? Tamam. Siz de benim için birbirinize sahip çıkacaksınız tamam mı? Ay ettin kanka herhalde yani. Hem ben çıktıktan sonra kartelimize... ...boncuk göz kulak olacak. Ha. Böyle bir nevi vekil CEO gibi. Ha. Vay yakışır Deniz aplama ya. Kınalı yapacak. Dışarı çıkıyormuşsun. Dikkat et. Gidip de dönmemek var. Dönüp de bulmamak da var nenem. O da var. O da olur.
Çekilir misin? Çekilmiyorum kardeşim. Burada yol var. Geç. Çekilir misin dedim. Çekilmiyorum kardeşim. Ne olacak? Çekil diyorsam çekileceksin. Çekilmiyorum kardeşim. Ne bu hareketler böyle? Yardım çağırdın. Tamam, paniklenme, sakin ol. Hemofili hastasıyım tamam, ben. Ona göre müdahale ederler seni. Hiç merak etme, tamam mı? Çok kanıyor. Ben öyle bir şey yapmak istemedim ki. Azra, ben öyle bir şey yapmak istemedim. Tekrar ediyorum. Yemekhaneye acil sağlık ekibi. Ona göre müdahale istemedim. Tamam. Çok kanıyor. Tamam, bakma. Kana bakma, tamam mı? Tamam, yardım. Tamam. Tamam, gelecek hemşireler gelecek şimdi. Tamam mı? Yardımcı olacaklar sana. Çok acıyor. Tamam. Çok acıyor. Tamam. Çok acıyor. Tamam. Tamam. Siz kompresi bırakmayın, olur mu? Hemofili hastası olduğu için kanamayı durduramadım ben. Çok acıyor. Zerrin Hanım, hemen haber verir misiniz? Tamam. İlgilenirim hemen. Ha, doktora da haber verin. Tamam, dışarı çıkalım, ilgileniliyor. Tamam canım, sakin ol. Tamam. Hani neden bu kadar çok kan aktı? Sırf hemofilisi var diye yoksa. O ne? Kanın katılaşmaması hastalığı. Yoksa normalde böyle bir kesikten bu kadar fazla kan akmaz zaten. Neyse, kan akışını yavaşlatacaklar bir şey. Nasıl yapacaklar onu? Önce bir serum verirler. Sonra da her gün düzenli olarak kullanması için böyle kan akışını durduran bir hap. Hı. İyi, neyse. Geçmiş olsun. Hepimize. Kan akışını durduran. Yalnız bileklerini kesmiş bir mahkuma kelepçe takamazsınız, biliyorsunuz değil mi? Tabii ki biliyorum. Yönetmelik böyle. Gelebilir miyim? Tabii ki. İyi misin? İyi değilim Deniz. Yani hayatım boyunca işte hep böyle birilerine zarar verdim ben. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi Sevda'nın durumu kötü değil. Yani hemen müdahale ettiler. İyi olacak. Öyle mi? Sevindim. Evet, evet. Zaten yani bir hastalığı varmış. Özel bir durumu. O yüzden bu kadar çok kanaması olmuş. Yani kendini öyle suçlu hissetme diye geldim. Sağ ol Deniz. Yani burada düşman çok olur ama dost az bulunur. Sağ ol. Yani düşmanım oldu istemem zaten. Korkarım. Korkutucu görünüyorum değil mi? Hayır, öyle demek istemedim. Korkutucu değil. Güçlü görünüyorsun. Mecburen. Burada. Yani hepimiz gibi. Hı. Ben bile kas yaptım. İsyan çıkardım ben. Doğru. Yani öbür bloktaydım ama ilk geldiğin zamanları hatırlıyorum. Ürkekliğinle nam salmıştın. Ya, ama ben bunları biraz erken öğrendim. Ya, buraya genç yaşta düştüm. Öncesinde de annem çok güzel bir kadındı benim. Gerçekten. Babam ölünce bakkalı çakkalı etrafına üşüşeni çok oldu. Ben de onu korumak için işte böyle yani biraz erkek gibi oldum. Erkek gibi değil. Güçlü bir kadın oldun. Güçlü ve kontrolsüz. Öfke dolu. Ya öyle şeyler yaşadım ki bazen işte böyle sert tepkiler verebiliyorum. Baksana yani kadına olmadık yere, durduk yere zarar verdim. Yani durduk yere değil. Peki. Öyle deme, sen sadece sana yapılan bir şeye karşı tavrını koydun. Yani onun özel bir durumu olduğu için de işler kontrolden çıktı. Öyle o kadar suçlama kendini. Ayrıca annen senin gibi güçlü bir kız olduğu için çok şanslı. Bizim tek şansımız birbirimize olan sevgimizdi. Ben şimdi uzaktayım ve onu koruyamıyorum.
Onu çok özledim Deniz. Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Ben yani seni merak ettim. İyi misin? İyiyim. İlaçlarını verdiler mi? Evet. Seda, sana bir şey soracağım. O ilaçlardan her gün kaç tane alman gerekiyor? İki. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. O ilaçlardan birini her gün bana vereceksin. Delirdin mi sen? Para vereceğim. Para istemem. Ne istiyorsun? Canım pahasına anlaşma yapacaksan para kesmez beni. Canım pahasına falan değil. Hayatını tehlikeye sokacak bir şey yapmayacaksın. Ne istiyorsun? Peşimde birileri var. Bulunduğum bloktan kurtulmam lazım. İyisi beni sizin bloğa aldıracaksın. Ben de haplardan birini vereceğim. Her gün. Her gün. Anlaştık. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Arkadaşlar dilekçenizi ilettiler. Evet Göksel Hanım. Ben kurumumuzda hükümlü bulunan Ayfer Özsoy ile konuşmak istiyorum. Sakıncası yoksa sebebini öğrenebilir miyim? Biraz yalnız kalabilir miyiz? Kısa bir süre yine. Tamam. Sağ olasın. Merhaba Efer. İyi misin? İyiyim. Beni hatırladın değil mi? Tabii tabii hatırladım. Sizin oradayken bir hatam, bir kusurum falan olduysa... Yok. Bir hatan kusurum falan yok. Ben sadece seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Zeynep Hanım. Eski müdüre. Benim konuşacak bir şeyim yok. Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Konuşmamız gerekiyor Efer. Söyleyecek hiçbir şeyim yok dedim size. Bırakın. Bak. İnsanlar zarar görmeye başladı. Kimsenin canı yanmasın diye uğraşıyorum. Lütfen. Thank you.
Ne öğrenmek istiyorsunuz Zerrin Hanım hakkında? Onunla ilgili bir takım şüphelerim var. Bunların doğru olup olmadığını anlamam gerekiyor. Ben olsam yapmam. Anlamadım. Ben olsam diyorum. Zerrin Hanım hakkında hiçbir şey öğrenmek istemezdim. Neden? Neden bu kadar çok korkuyorsunuz Zerrin'den? Bence siz de korkmalısınız. Neden Ayfer? Neden? Üstü kapalı konuşmayı bırak da cevap ver bana. O kadın. O kadın şeytanın ta kendisi. O bir ölüm meleği. Zerrin'in bulunduğu yerden uzak durun Murat Bey. Hatta imkanınız varsa tayininizi falan isteyin. Kaçın. Çünkü o gittiği her yere ölüm, acı ve karmaşa getirir. Neden Ayfer? Neden? Kız kardeşinin intikamını almak için. Ne oldu kız kardeşine? Kim ne yaptı? Daha fazla konuşamam. Kim zarar verdi kız kardeşine? Hoşça kalın. Zerrin kimden ölçü almak istiyor? Hedefi ne? Cevap ver Ayfer. Çok bile konuştum Murat Bey. Benden bu kadar. Bana bir zarar gelsin istemem. Bence siz de beni dinleyin ve oradan bir an önce uzaklaşın. Bazı görüntü kayıtlarının olmadığı tespit edilmiştir. L3 koridor kamera köpüklendiği için görüntülere erişilememektedir. L6 koridor kamera köpüklendiği için görüntülere erişilememiştir. L7 ve L8 koridorların dosyaları dosyadadır. Diğer iki koridor nerede? Hadi bakalım hanımlar. Yolcu yolunda gerek bize gün ışığı lazım. Ay Azo yakıyorsun ha. Konuştuğumuz gibi. Tamam merak etme. Sen bunu al. Ne bu? Aramızda topladık. Ya saçmalamayın, var benim param, ne gerek yok. Ya olsun Azo ya. Bir gününe çıkıyorsun, safan olsun. Sen onları çıtır çıtır ye. Ya yerim ben sizi. Bir de sinsi sinsi para mı topladınız arkamdan? Tamam teşekkür ederim. İyi tamam ben gidiyorum, hadi. İyi, hadi. Hadi. Öpmeyeceğim tek tek, tek tek. Yarın geliyorum. Hadi. Hadi. Hadi, hadi bay bay hanım. Hadi selam et. Güzel geçsin. Uyuma ha. Özgürlüğün tadını çıkar. Kanka kokoreçti. Ya derdin zorun Ünük ha. Çekindi tut Allah'ın sebebi.
Giremezsiniz. Ne oluyor ya? Giremezsiniz dedim Deniz. Meltem ne ayaksın, ne oluyor ya? Zerrin Hanım'ın emri var. Bahçe bundan sonra kudretlerin. Ne? Kimin? Kimin dedin? Bahçe kiminmiş? Dur kızım dur, anlayacağız şimdi. Tamam. Biz bu bahçeyi adam etmek için ne kadar uğraştık biliyor musun? Oğul! Ya ne oraya ip gibi dizilmişsiniz, yığılmışsınız. Çekilin olmaz ki böyle. Yer açın, yer. Ha? İşimiz var, gücümüz var. Yer aç, çekil. Çekil. Aç, daha ekeceğiz, biçeceğiz. Sen niye anlarsın acaba ekip biçmekten, he? Ya Dudu, öğrenmenin yaşı olmaz. Biz de öğrenivereceğiz senin gibi, öğrenivereceğiz. Bana bak, bana bak. Benim çiçeklenme doka mı o pis ellenle? O bahçe bizim. Sen oraya fazla yerleşme de. Ya mezerin müdün ne diyorsa git sor kuzu. Bunlar ancak yakmaktan yıkmaktan anlar pislikle. Sen üzülme tamam mı? Başında paralansın inşallah. Dualara bak hele. Amin. Duan hayırlı olsun. Dudu. Gir sakın. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pardon? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Zerrin Hanım? O bahçe bizim. Yalnız şurada anlaşalım Deniz. O bahçe benim ve yönetimini kime istersem ona veririm. Tamam. Tamam. Ne yapmaya çalışıyorsanız başarılı olamayacaksınız. Sen de. Yerinde olsam Azra'ya bu kadar güvenip diğerler için kendimi siper etmezdim. Ne demek o? Şu demek, anlayacaksın. Yakında. Ama maalesef çok acı bir şekilde anlayacaksın. Okuyordun değil mi Azra'cığım? Evet. Tahliyene çok az var. Senin için birkaç yere başvuru yaptım. Yavaş yavaş araştırmalara da devam edelim. Güzel. Çıktığında bocalamazsın hep. Ayarlayabilirsek direkt işe başlarsın. Mutlaka bir şey bulacağız. Merak etme. Teşekkür ederim. Benim bir de bir aşçılık geçmişim var. Belki bir yardımı dokunur diye söyledim. Tabii hukuk firması olursa daha iyi olur. Tamam, bakalım ne yapabiliriz? Peki? Hasan abin bak. Hasan abin bakacak bombona. Bak orada sor hadi. Hasan abi bonbon iyi mi? Çok iyi dur da. Merak etme. İyi dur. Bonbona iyi bak tamam mı? Sen hiç merak etme de. Bende dur. Bak gördün mü? Hasan abin bakacakmış bonbona. Bonbonun zaten annesi yok. Şimdi çok üzülecek. Öykücüm, sen merak etme tamam mı? Üzülmeyecek. Dudu, biz de bir sıkıntı çıkmadan gidelim istersen. Hadi. Merak etme, üzülmeyecek. Başımızda para mı? Hadi Dudu, şey hadi. Lan bu Dudu tam aşık mı ne? He? Hocam, biz de sonuçları ne zaman açıklarsınız? Haftaya açıklayacağım. Peki final? Onları da daha sonra tabii ki açıklayacağız, tamam mı? O zamana kadar biraz bekleyeceğim. Hocam. Bir saniye. Sonra konuşuruz, tamam mı? Azra? Benim. Ben rüya falan görmüyorum değil mi şu an? Allah sabahtan beri ben de kendime aynı şeyi söylüyorum. Hayır, gerçekten nasıl şu an sen buradasın yani? Tünel kazdım, kaçtım. En eski yöntemdir.
Esaret'in bedenini mi izledin? İzledim, tamam, biliyorum. Ya gerçekten soruyorum. Ya tahliyem az kaldığı için iş bulma izni gibi bir şey ayarlamışlar. Ben de öyle çıktım, sosyal hizmetlerle görüşeyim planlıyorum. Ya ben hala şoktayım, pardon. Ben de. Çay kahve bir şey ısmarlayayım sana o zaman. Ya şey, sosyal hizmetler buraya çok yakındı. Böyle sana bir selam vermek istedim. Yani planın falan varsa şey yapmayayım ben, zamanlanmayayım. Hayır, hiçbir planım yok. Dersim de şimdi bitti. Çok iyi zamanlama. Sen ne yapmak istersen yapalım. Emin misin? Eminim. İyi, tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Süper. Bir şey mi oldu ama? Ya bir insanın pisliği bu kadar mı yüzünden belli olur? O muymuş Azdıray'la çalışan? Ha, kaç kere gördüm, konuşuyorlardı. Çağır gelsin. Gel buraya. Sen. Çalışın lan. Çalışın. Adın ne senin koçum? Bekir. Sayko derler. İyi ederler. Kudret bende. Kudret annemiz. Eyvallah. Azra'ya çalışıyordun. Burası şimdi bizde. Bana çalışacaksın. Ne getireyim? Söyle oğlu Kudret. Evet, direkt sadede gelenlere bayılıyorum. Biraz içecek bir şeyler. Temizliğinden mal. Birkaç tane de telefon istiyorum. Kolay. Payım ne olacak? Payın %20. 50-50 çalışıyorum. %25. 5 kuruş fazla vermem. Ben Azra karısı gibi değilim. Keserim gırtlağını. Tamam, tamam. Anlaştık. Anlaştık tabii. Haydi. Kesin, biçin, ekin. Burada bir çiçek dahi solmayacak. Bir çocuk dahi ölmeyecek. Ekin. Bak seni sıcacık süt getirdim. Hadi iş bakayım. Canım istemiyor Dudu. Canım istemiyor ne demek? Nasıl kuvvetleneceksin sen o zaman? He? İç hadi bir yudumcuk hadi. Hayır Dudu, canım istemiyor. Bak hem ben sana sürpriz getirdim bir dene. Göstereyim mi? Bak. Ama ben bunu Cale için bahçeye ekecektim Dudu. Ah çocuğum. Ah çocuğum, kıyamam senin ben. Güzel dillerini, gözyaşlarını. Ne oluyor burada? Ya bahçeye çiçek ekecektik Cale ablasına diye. Ona üzülüyor. Ah. Ne güzel düşünmüşsün. Meleğim, ne güzel düşünmüşsün. Bak ben sana ne getirdim. Ecem ablandan. Güzel kızım benim. Çiçek ol. Nefes ol. Sonsuz ol. Cale ablasından bir defa duracak hep Ecem'imiz. Keşke Bonbon da burada olsaydı. Bunca azmını da derdi zoru Bonbon. Şeytan diyorum, al sopayı eline. Git o Kudret'in kafasına. Ya da dizlerine kapan. Dudu, onun bir çaresini bulacağız. Nasıl? Sen üzülme artık. Tamam. Hadi üzülme artık. Sen üzülünce biz çok üzülüyoruz. Tamam, üzülmemeye çalışacağım. Söz. Tamam, söz. O sesli dudaklarını sev. Kuzum benim, kuzum. Hadi bizden geçtim de bu yavrucağızın günahını be. Günahtan sevaptan anlıyor mu? Onlar anlamıyorsa biz anlıyoruz Deniz abla. Bu yaptıkları da yanlarına kalmayacak. Kalmayacak, kalmayacak da ne yapacağız peki Deniz? Yapacağız bir şey. Evet hanımlar, toparlanın, arama yapılacak. Arama mı? Ay, ya kız eziyet yetmedi mi? Bu ne ya?
Sen eziyet dersin, ben görev deniz. Herkes sıraya geçsin. Evet, herkes sıraya. Çabuk olmalı. Hadi geçin sıraya. Hadi. Başlayacağım şimdi ha. Ne oluyor? Bunlar kimin? Bilmiyorum, benim değil. Benim değil. Benim de değil. Bilmiyoruz. Sonra ne oluyor? Kimin bunlar? Oktay abi, poşetlerde telefonlar bulduk. Bu ne ya? Senin yatağının altından çıktığına göre senin cevap vermen lazım Hasret. Ne bu? Ben bilmiyorum. Ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Tabii. Hep öyle olur. Hayır. Ben hayatımda ne gördüm ne duydum, o benim değil. Hüsam. Hüsam. Söylesene Zerrin müdüre. Hasret öyle şeyler yapmaz. Hayatında zehir zıkkımı kullanmaz desene. Hüseyin, alalım Hasret'i. Zerrin Hanım, bakın yanlış yapıyorsunuz. Hasret böyle bir şey yapmaz. Ne diyorsam onu yap Hüseyin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika yani. Bunu belli ki başka biri yaptı. Hasret böyle bir şey kullanmaz. Kullanmıyor demek. O zaman satıyor. Daha kötü. Hücreye girecek. Bilmiyor musun? Hüseyin, sen bilmiyor musun? Söylesene bir şey yapsana. Hüseyin ne yapıyorsun biliyorsun sen. Hasret öyle şey yapar mı? İftira ediyorsunuz. İftira ediyorsunuz bana. Ömrü hayatımda dünya arayıp ne kullandım bunu ne sattım. Tamam, Dudum, tamam, tamam. Hasret. Yonca yardım edin bana. Hani yardım edin. Ya götür. Yardım edin. Yonca. Yardım edin bana. Hasret, tamam. Bu oyunu kim oynuyorsa bozacağım, haberi olsun. Oktay, tutanak tutup bulunan her şey yazılacak. Oktay abi, Hasret öyle bir şey yapmaz, gözünü seven. Deniz. Biri yaptı. Biri. Of. Kimse bir yere ayrılmasın. Arama var. Gir sıraya, gir. Sıraya. Hadi. Sıraya geç. Sıraya geçin. Geç sıraya. Geç. Hadi, hadi, hadi. Müdürüm, ne aradığını söylersen biz sana bulup getiririz. Ben aradığımı kendim bulurum Kudret. Öyle ama. Müdürüm. Müsaade et İzzet. Müdürüm, ben nereye arayayım? Dolaba bakayım mı? Ben baktım Hüseyin. Bu oda temiz. Sen yan tarafa geç. Baş üstüne müdürüm. Atıyorum o zaman. Açın lan kapıyı! Açın dedim kapıyı! Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Birileri koydu onu oraya. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Açın! Açın dedim. Açın, ben yapmadım. Ben yapmadım. Var ya, Azobi gelsin. Azobi gelsin. Duman edeceğiz lan sizi. Duman edeceğiz. Kim yaptıysa hesap verecek. Ulan hesap verecek. Ah be! Ah! Ah be! Ah be! Ah!
Dudaktaş müdürüm. Müdürüm, kızmazsan sana bir şey diyeceğim. Hasret. Ben Hasret'i ne zamandır tanırım. Hepimiz tanırız. Onun öyle uyuşturucundan, öyle zıkkımlanan işi olmaz müdürüm. Odasında uyuşturucu bulundu Dudu. Bu senin söylediklerinden daha gerçek. Öyle emmi. Kimin için ne karar vereceğimi sana sormayacağım Dudu. Derdin buysa çık dışarı. Bir şey daha var emmi. Bahçeyi deyim. Şimdi sen kendin de dedin Öykü'ye. Bu bahçe sizin, istediğiniz gibi ekin biçin diye. Çocuğun ağlamaktan gözünde yaş kalmadı müdür. Bari bize izin versen. Öykü'yle ben gitsek çalışsak olmaz mı? Olur. Çok güzel olur. Hakikaten mi? İyi. Biz yarın giden başlayalım o zaman. Tabii. Kudret'e sor. O izin verirse çalışabilirsiniz. Benim için sakıncası yok. Kudret'e. Hı-hı. Artık sorumlu ol. Doğru diyeyim. Sorumlu o değil mi? Allah razı olsun müdürüm. Biz kendimize başka uğraş buluruz. Müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Evet. Tabii tabii gel. Otur. Ne oldu? Son yaşananları biliyorsun. Şimdi yeni bir tedavi programı başladı. Ben bu sefer tedavi çok başında kabul ettiğim için sadece ilaç alman yeterli olacak dediler. Ayon cevabı çok güzel bir haber. Sevmemiz lazım bunu. Evet ama ilaçlar çok ağır Deniz. Bazen ben başımı kaldıramıyorum. Öykü konusunda kendimi çok güçsüz hissediyorum. Şöyle bir etrafıma bakıyorum da benim gördüğüm en güçlü anne sensin herhalde. Hem Dudu da var tabii ki, emeği büyük. Ama ben bu konuyu onunla konuşamam. Hem senin acının her anını tanıklık ettim. Ecem'le tanıştım. Sizin aranızdaki bağı gördüm. Deniz çok özür dilerim, onu hatırlatmak istemezdim. Ben ne yapıyorum? Of. Yok yok yok. Ben hiç unutmuyorum ki. Devam et. Bilmiyorum Deniz. Bazı kadınlar anne olmamalı sanki. Yani ya da ben. Anne olmak bana göre değilmiş. İçimde yokmuş belli ki. Artık hayatta başına gelenler için kendini suçlamaktan vazgeç. Neyse ne, oldu bitti. Şimdi bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım. Deniz, ben Öykü'yü çok seviyorum. Biliyorum. Ama ona bakmayı beceremiyorum. Onun hak ettiği kadar sabırlı davranamıyorum. Sevgimi gösteremiyorum. Yani belki... Acaba diyorum benden ayrı başka bir yerde daha mutlu olabilir mi? Sosyal hizmetlerle görüşeyim diyorum. Yonca'cığım.
Bir çocuğun en mutlu olduğu yer annesinin yanı. Mükemmel bir anne olmayabilirsin. Tamam. Kusursuz bir insan da olmayabilirsin. Ben de değildim. Vallahi değildim. Ecem'i yetiştirirken, büyütürken de bir kıyamet hata yaptım. Ama Deniz sen... Sen mükemmel bir insan olmak zorunda değilsin. Ama Öykü'nün annesi olmak zorundasın. Ben... anne olmayı... öğrenebilir miyim? Öğrenebilirsin. Öykü sana öğretir. Onun minicik ellerine bırak kendini. Öykü sana milyonlarca şey öğretecek. Sen ona sadece iki şey öğreteceksin. Dürüst ve vicdanlı bir insan olmayı. O kadar. İyi bir insan olsun. Gerisi kolay. Haklısın aslında. Ve beraberiz. Bu yolda yalnız değilsin. O bizim de minik papatyamız. Ve ben sana güveniyorum. Bizi bırakacaksın. Bunu biliyorum. Çok sağ ol Deniz. Çok sağ ol. Çok iyi geldin. Sen sağ ol. Önce içinde. Çok siparişim var mı? Çok. Daha Hasret için ıslak hamburger yiyeceğim. Deniz için sokakların tadını çıkaracağım. Dudu için zeytinyağlı yiyeceğim. Ondan sonra Muazzez ablayı için kestane yiyeceğim. Desene bizim işimiz uzun yani. Uzun vallahi uzun. Ya seni böyle mutlu görmek çok güzel biliyor musun? Geç kaldık. Neden? Vakit yok. Aa, bak bugün vakit, zaman, saat öyle şeylerden konuşmuyoruz. Onlar yasaklı kelimeler. Şu manzaranın tadını çıkardım biraz sen. Oh. O vicdansızlığa. O vicdansızlığa. Çocuğun gözünde yaş kalmadı gari. Bir şey verdim bize. Yurda bir tane kuş verdim ya. Ne olurdu benimle kalsaydı. Ne olurdu almasalardı. Hasan abin ne dedi sana? He? Ben bakarım bombona dedi ya. O indi masalanla diyordu. Artık ağlama gari, değil mi? Amma oyalandın, hadi ama ya. Hadi. Bir sorun var, çalışmıyor. Ben deneyeyim bir. Bu da çalışmıyor. İkisi de aynı anda bozulacak değil ya. Bile boşa beklemeyin telefonla, onlar çalışmıyor. Hanımlar. Hanımlar. Tamam, tamam. Ya bir dakika. Neden bağırıyorsunuz? Neden bağırıyorsunuz? Ya bir dakika. Tamam, tamam. Bakacağım, tamam. İkisi de mi? Bu da bozuk. Allah Allah. Hay Allah ya. Tamam. Tamam, tamam. Sessiz, sessiz. Siz sessiz kalın. Ben halledeceğim. Merak etmeyin. Tamam. Herkes haber bekliyor. Tamam. Hay Allah ya. Gel. Zerrin Hanım, telefonlar bozulmuş. İkisi birden. Çalışmıyor. Ha, öyle mi? Servis çağırmamı ister misiniz? Yok, ben hallederim. Tamam. Sağ ol.
Deniz, telefonlar sendeymiş. Acil arama yapmamız lazım bizim. Yani yok telefon. Nasıl yok? Yok işte. Arama yaptılar, bilmiyor musunuz, aldılar. Ya yok mu son anda? Acil diyorum. Yok. Ankesörlü telefonlar da çalışmıyor. Durumumuz acil. Tamam. Yani sabredeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ablacığım yorma beni ya. 3 dakikayı 1 saniye geçirme. Et tarifi uyguluyoruz demedik mi sana ha? Demedik mi? Geçmedim ya 3 dakikayı. Ulan ayar etme beni. Ne yazıyor burada? Ha? 3 dakika 10 saniye yazmıyor mu? İpek. Efendim anne. Tamam. O da müessese namaz. Hadi. Ayar oldum bunlara ya. Madem konuşuyorsunuz. Sıradaki. Muazzez abla çalışıyor mu? Telefonların ikisi de arızalı Deniz. Biz de görüşemiyoruz. Kıyım. İkisi de arızalı. Allah Allah. Kudret'te telefon varmış aslında. Tüh be, bir telefon için eline düşeceğiz. Yani. Murat Bey! Murat Bey! Efendiniz, ne oldu? Telefonlar bozulmuş. Yardımına ihtiyacımız var. Servise haber verilmiş Deniz. Bence kasten bozuldu. Yani o yüzden o servis uzun süre gelmeyebilir. Onu da yapar. İnanırım. Yani bana birkaç alet bulabilirseniz eğer. Hani telefonlar için. Ben becerebiliyorum çünkü böyle bir işleri. Deniz, sana kesici alet veremem. Telefonlar için. Tamam, zaten sen de yanımda duracaksın. Peki, tamam. Gel bir bakalım. Evet. Biri kurcalamış burayı belli. Öyle. Ne oldu? Bayağı beceriklisin bakıyorum. Yani beceriksiz bir adamla hayatını geçirince her şeyi becermek zorunda kalıyorsun mecburen. Doğru. Sen de haklısın. Şimdi olacak galiba. Şunu bir bantlayalım. Evet. Tamam mıdır? Bir dener misin? Tamam. Çalışıyor. Ellerine sağlık. Şunu halledince tornavidayı vereceğim. Alet çantasını ben hallederim. Telefonlar çalışıyormuş kız, da Deniz tamir etmiş. Hadi gidelim o zaman. O zaman para vermeye gerek yok. Alet. Anne, bu Deniz karısı telefonları tamir etmiş. Nasıl tamir etmiş? Nasıl tamir etmiş lan? Nasıl tamir etmiş? Anlıyor mu bu? Her şeye çomak sokmak zorunda mı bu? Alo Erhan. Merhaba, Deniz ben. Deniz merhaba. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşmemiz lazım. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı değil mi? Yani benimle ilgili değil. Buradan bir arkadaşım. Hasret Şengül.
Zeynep, Deniz Demir görüşmek istiyor. Gelsin. Hasret'in durumu ile ilgili konuşmaya geldim. Konuşacak bir şey yok. Her şey apaçık ortada. Ya uyuşturucuya bu kadar karşı olan bir insanın uyuşturucu satıyor olması sizce ne kadar tutarlı? Mahkumlardan en son beklenilecek şey tutarlılıktır Deniz. Kulağına küpe olsun. Uyuşturucu Hasret'e ait değildi. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben Hasret'e senin kadar güvenmiyorum. Onu oraya biri koydu. Ne demek istiyorsun? Siz de benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Bana nasıl olur, ne şekilde olur hiç bilmiyorum. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Tamam Deniz. Ama dikkat et. Güvenin boşa çıkmasın. Tamam. Neresi burası? Çocukluğum. Senin için en güvenli yer burası. Tamam mı? Şimdilik burada dur. Beni bekle. Bakar mısın canım? Meral Kaya burada mı oturuyor? Anne! 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 Bağırma, bağırma. Başım çatlıyor zaten. Anne, yine seni alacaklar. Seni götürecekler. Polisi mi aramışlar yine? Meral Kaya? Ne var? Çocuğu almaya geldik. Size zaten haber verilmiş. Burası bir çocuğun gelişimi için hiç uygun değil. Azra için en iyisi bu. Siz kendinizi toparlayana kadar. Çok meraklıydım ben çocuk yetiştirmeye. Tatlım, gelir misin? Hayır. Ama gideceğimiz yerde senin gibi çocuklar var. Hem bir sürü de oyuncak var. Gidersen babam beni bulamaz. Olur mu öyle şey canım? Babana da haber vereceğiz. Azra burada diyeceğiz. Annemi bırakmam ben. O kendine bakamaz. Değil mi anne? Kızsan da bağırsan da dururum ben burada. Gönderme beni. Azra! Ne olur anne gönderme. Yemin ederim hiç ses çıkartmam, gürültü yapmam. Gönderme. Babam beni orada bulamaz. Sen de bulamazsın. Gönderme beni. Ya götürecekseniz götürün hadi. Başım çatlıyor zaten. Hadi. Hadi gel canım benimle. Gel bak ne göstereceğim sana. Azra bir şey demesinler. Yok ya kim ne diyecek? Şimdi şöyle. Buradan. Dur. Yanlış hatırlamıyorsam 23 adımdı. 23 adım.
İşte burada. Bak. Benim en eski dostum. Memnun oldum en eski dostum. Tamam, burada işimiz bitti. Ya seni de zamandan çalıyorum ama. Saçmalama, ne yapmak istiyorsun söyle. Ya zaman koş. Tamam, koşuyorum. Görüntüler polise verilmemiş. Acaba niye? Sen neler karıştırıyorsun Zerrin? Özlemişim sahaf kokusunu. Ya. Ben de galiba bu kokuyu çok özleyeceğim. Aa bak, bir hukuk öğrencisinin mutlaka okuması gereken bir kitap. Şimdi etkiledin beni. Benim hediyem. Teşekkür ederim. İstediğiniz kitaplar hazır hanımefendi. Hanımefendi dedi bana. Teşekkürler beyefendi. Deniz Demir geldi efendim. Ben sizden bir şey rica edecektim. Tabii. Artık buzları eritelim. Değil mi Deniz? Ben B bloktaki boş odaya C bloktaki Sevda Açar'ın alınmasını rica edecektim. Neden? Ne planlıyorsun yine? Bir şey planlamıyorum. Kızlarımı kendim seçerim diyorsun. Hayır.
Tamam. Deniz. Sağ ol. Altından ne çıkacak çok merak ediyorum. Sağ ol. Hasretimi de yaktı mı? Ya neler geldi başımıza böyle, aklım hafızalam almıyor ha. Sevda hadi geç odana. Peki. Ben özür dilemek istedim. Sana zarar vermek istemezdim, yanlışlıkla oldu. Önemli değil kardeşim, senin yüzünden değil zaten. Benim hastalığım başka, suçlama kendini. Hadi oyalanma, hadi. Meltem Hanım, neden getirdin bunu Bora? Zerrin Hanım'ın emri. C bloktan buraya geçti. Allah Allah. Ben tanıyorum, merak etme. Çekilmezsem ne yaparsın? Ağlar mısın? Ağlamam. Bak ağlamayacakmış. Gözleri doldu, ağlayacak. Ağlamayacağım artık. Anladınız mı? Ağlamayacağım. Böyle pat diye geldik, acaba sorun çıkar mıyım? Yok canım, ne sorun çıksın? Ben olmadı konuşurum müdürle. Tamam. Hadi. Hadi. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Size çok güzel hediyeler getirdik. Tamam mı? Şimdi kim okuma yazma biliyor bakayım? Şimdi... Bu okuma yazma, şimdi bu kitapları okuma yazma bilen arkadaşlar, okuma yazmayı bilenler okuyacak. Merhaba. Bak bakayım bana. Herkese kitaplar, herkese. Bak bana. Bir daha hiç eğme boynunu, olur mu? Tamam. Bak kitap getirdim sana. Bu arada en son okuduğumuz kitap ne bakayım, hatırlıyor musunuz adını? Evet. Al abi şimdi senden. Çok güzel melek gibi bir abla yolladı bunu sana. Jale abla. Çok öpüyormuş seni. Teşekkürler. Aç bakalım. Sen de mi almadın abla? Başka? Sen hangi kitabı? Ne varmış? Kutup ayıları. Kim almadı kitap? Bak, çok güzel bir dünya var burada. Bak balıklar. Al bakalım. Sen istiyor musun? Bak, kim almadı kitap? Ben. Kim almadı kitap? Al bakalım. Al bakalım. Al. Sen istiyor musun? Hoş geldin.
Yardıma ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Az bir şey zaten. Şale'nin odasıydı burası. Şale çok huzurlu bir kadındı. Umarım sen de huzurlu olursun burada. Evet, öyleydi. Bizim bile o kitap getirirdi. Bir iki tane bana da önermişti. Allah rahmet eylesin. Amin. Beni buraya aldırdığın için sağ ol. Önemi yok. Senin peşinde kim var? Anlaştığımız gibi. İlk kaplarımı aldım. Biri sana, biri bana. Başka soru yok. Peki. Kimsin sen? Zerrin ben. Telefonla konuşmuştuk. O zaman hoş geldin. Hadi içeri girelim. Ben de tam yemek yiyordum. Gel misin? Hayır. Biz işimize bakalım. Okey. Acelem var diyorsun. Bana uyar. Telefonda bahsettiğimiz görüntüler nerede? Burada. Görüntüleri büyütebildiğin kadar büyüteceksin. Tamam, bakarız. Yalnız böyle iki dakikada bitecek bir iş değil. Biraz otur istersen. Yok artık. Ustam bize iki tane daha atar mısın? Aslan ne yapıyorsun? Yavaş ol ya. Yavaş falan olamam. Sinan hocam hayat çok kısa. Eyvallah. Sağ ol. Çok kalabalık ya. Biraz korkutucu değil mi? Vallahi kalabalık da sessizlik de benim için aynı derecede korkunç yani. Yaşamayı unutmuşum. Bana bak. Şimdi birlikteyiz. Buradayız. Kalabalığı da sessizliği de boş veriyoruz. Yürü. Ne? Çekilin. Hayat kısa. Çekilin. Sen.
Bitmedi mi daha? Bitmek üzere. Görüntülerde tarih ve saat atlıyor. Yani görüntülerde eksik var. Farkındasın değil mi bunun? Evet, biliyorum. Tamam, okey. O zaman görüntüleri basıyorum. Fazla bir şey belli olmuyor bunlarda. Söyledim. En fazla bu kadar oluyor. Yapacak bir şeyim yok. Görüntüler çok düşük çözünürlükle kaydedilmiş. Eğer biraz daha büyütürsek komple çamur gibi olur. Hiç kimse hiçbir şey anlayamaz bunlardan. Okey? Yoruldun mu? Yoruldum. Ama uzun zamandır bu kadar güzel yorulmamıştım. Vallahi ben de öyle. Kanat, selam. Şey, bu gece sende kalabilir miyim ya? Hadi ya. Tamam. Tamam, önemli değil, tamam. Hallederim ben, sağ ol. Kimsen yok mu senin bakayım buralarda yatıyorsun? Gel bak, bizim sıcacık evimiz var. Sana sıcak bir yatak veririz. Koyun koyuna yatarız. Kaçma! Azra, ya bak ne diyeceğim, benim ev şurası hemen. Yani ikimiz de biraz yorulduk. Diyorum ki bir kahve içsek evde, biraz kendimize gelsek ha? İyi, sadece bir kahve. Tamam canım, bir kahve. O kadar. Hadi gel. Evet, buyurun. Buyurun. Vay, vay, vay. İnanmıyorum, bütün İstanbul'u görüyorsun. Oha! Galata Kulesi. Galata Kulesi'ni görüyorsun, inanamıyorum ya. Çok güzel manzaran var. Ama şimdi daha güzel oldu. Sinan niye? Anlamadım, ne niye? Niye ben? Yani... Görüldüğü üzere güzel bir hayatın var. Ne bileyim, güzel adamsın. İyi bir eğitimden geçmişsin. Şeytan tüyü var, o çok belli. Yani istediğin her insanla birlikte olabilirsin. Bir de ben hapisteyim, onu unutmuyorsun değil mi? Yani? Yani...
Yani bütün bunları geride bırakıp benim için böyle cezaevine gelmeler, drama dersleri falan. Bir dakika, bir dakika. Ben sadece senin için gelmiyorum oraya. Herkes için geliyorum. Arkadaşların için de geliyorum. Doğru. Ama öbür meseleye gelecek olursak, yani neden sen? Ya bilmiyorum, ben de bunu hep düşünüyorum, biliyor musun? Ya bir kere tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun. Çok komiksin. Ne bileyim, içinde bulunduğun o ortama rağmen çok güçlüsün. Ben o kadar sıkıldım ki etrafımdaki o çıkarcı ilişkilerden. Ben ilk gördüğüm andan beri mesela seni hep daha çok tanımak istiyorum, biliyor musun? İşte bugün daha çok tanımışsındır. Evet. Ve ne gördüm biliyor musun? Kendini kafasının içine hapsetmiş bir kadın gördüm. Öyle mi? Öyle. Çünkü bak, sabahtan beri hep aynı şeyi yapıyorsun. Yani ben senin vaktinden çalmıyorum değil mi? Seni meşgul etmiyorum değil mi? İşte ben neden buradayım? Yani neden burada olmayasın? Neden burada olmayı hak etmiyorsun mesela? Niye böyle düşünüyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki. Ben sadece çok güzel bir hayatın var dedim. Göründüğü üzere yani. İşte her şey göründüğü gibi değil Azra. Yani her şey göründüğü gibi değil. Doğru söylüyorsun. Her şey göründüğü gibi değil. Çok özür dilerim Sina'ya. Her şeyin göründüğü gibi olmayan hayatında kafa açtım sana. Dert oldum. Daha fazla vaktini almayayım. Kahveyi başka zaman yaparız, olur mu? Bir dakika, sen ciddi misin ya? Azra nereye gidiyorsun? Azra! Nereye gidiyorsun sen? Çok özür dilerim Sinancığım ama... bir gün çıkmışım hapishaneden, onda da senin hakaretlerini dinleyemeyeceğim. Ben sana hakaret falan etmiyorum. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yalancı mı diyorsun şimdi bana? Hapishanede böyle mi ilerliyor işler? Ha? Her sözden nem kapmalar, olay çıkartmalar falan. Ne diyorsun sen be? Bak, neden buradasın biliyor musun? Çok mu merak ediyorsun? Çünkü ben senin burada olmanı istiyorum da o yüzden. Benim vaktim falan çaldığın yok. Çünkü ben senin yanında olmak istiyorum. Eğer bunlara inanmıyorsan, bunu sorguluyorsan, güvenmiyorsan... sen bilirsin Azra. Aynen öyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. O kafanda yer attığın hapishaneye geri dön. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Deniz için temize mi gideceksiniz? Gittik bile Zerrin Hanım. Gittik. Ben bugün Hasret Şengül için buradayım. Eğer evrakları imzalarsanız davasını üstlenmek için kendisiyle bir ön görüşme yapmak istiyorum. Öyle mi? Deniz kendini bıraktı, şimdi de arkadaşlarını mı kurtarmaya başladı? Verin evrakları. Günaydın. Günaydın. Ya Azra, inanamıyorum neler yapmışsın böyle ya. Şuraya bak ya. Ben seni şuradaki kahvaltıcıya götürecektim bak. Çok biraz böyle bir şeyler hazırlamak istedim ya. Yalnız bak, ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Ona göre. Senin nereden geliyor bu yemek merakı bakayım? Çok da bir merak değil aslına bakarsan. Ya ben hiç yemek pişmeyen bir evde büyüdüm. Sonrası yurt falan. Bir ara bir kendi evim oldu. Hatta böyle seninki gibi küçük bir buzdolabı almıştım. Tek gayem yani o buzdolabını doldurmaktı. Sadece bu yüzden para kazanabilirdim yani. Sadece buzdolabım da olsun, ben de yemek yapayım. Bayağı böyle 7-24 yemek yapabilirdim. O kadar seviyorum yani yemek yapmayı. Ama tabii çok müthiş bir yetenek değil bu. Çok komplike bir şey değil yani. Sadece neyin neyle gideceğini bilmek zorundasın, o kadar. Sen var ya, böyle bütün gün dinleyebilirim ha. Sen
Sen yine de elimde tava varken çok yaklaşma bence. Anladım. Ben o zaman ne yapayım? Kahve yapayım ha? Sen bir kahve yap. Umarım mutfağını karıştırmamdan rahatsız olmamışsındır. Sen deli misin? Mantarı yıkıyorlar mesela. O çok saçma bir şey yani. Aklında bulunsun. Mantar silinir böyle. Öyle mi? Hı-hı. Yıkamayacak mıyız mantarı? Asla. Hasret merhaba. Erhan Duman. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Şimdi Hasret, dosyanı okudum ve seninle açık konuşacağım. Eğer aksini ispatlayamazsak şu anki durumda en az 7 yıl yersin. 7 yıl mı? Erhan abi, ben bir 7 yıl daha burada kalırsam yaşayamam. Bak vallahi öldürürüm kendimi. Yemin billahi öldürürüm. Tamam dur, sakin ol. Ben bir de senden duymak istiyorum. Ne oldu, nasıl oldu? Ne biliyorsan hepsini anlat bana. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Bak Erhan abi bak. Benim geçmişte vukuatlarım var ama ben hayatım boyunca yemin billah hiç uyuşturucu işine bulaşmadım ya. Bulaşmadım vallahi billahi bak. Bizim tayfa da yapmaz bize, ters söylüyor işler, ters. Ama bilmiyorum bir şekilde odamda buldular Erhan abi. Geri mi koydu diyorsun? %1 milyon Erhan abi, %1 milyon. Peki şüphelenen birileri var mı? Efsane olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Azra. Hı. Ya şimdi sormayayım diyorum ama... yani hazır dışarı çıkmışken belki görmek istediğin birileri vardır falan. Yok. Öyle mi? Babamı geçen sene kaybettim. Başın sağ olsun. Gerçi ben daha önce kaybetmiştim de. Neyse girmeyeyim o mevzulara şimdi. Annemi de en son. Arkadaşlar yayın 15 dakika kaldı hadi. Tamam. Hazra bari bugün saçını bir fön çeksen. Ya saçmalama Tonay, şapka taktım yürü ne fönü. Ne kadarınız var arkadaşlar, çekmeliyiz. 5 dakika. Acele edelim. Tamam. Dudak nemlendirisi burada değil mi? Efendim. Alo kızım. Annen ben. Azra. Duyuyor musun beni? Orada mısın? Buradayım. Her gün seni aradım. Niye cevap vermedin? Cevabını bildiğin soruları sorma bence. Öyle deme kızım. Öyle deme. Seni izliyorum. Televizyonda. Çok iyi görünüyorsun. Meşhur oldu. Artık sırtı yere gelmez diyorlar. Öyle mi diyorlar? Anne, bana şundan alır mısın? Anneciğim bir dakika. Kardeşin. Hiç durmuyor. Azra, diyorum ki bir gün bana gelsen. Kardeşinle de tanışırsın. Kardeşim mi? Hı hı. Bir görsen. Tıpkı sen. Yaşak babanlıklar yapıyor. Ha bir de burada bütün komşular senin hayranın. Gelse de bir görsek diyorlar. Benim kapatmam lazım. Sen beni izlemeye devam et. Hadi hadi hadi. En son öyle konuştuk. Anlıyorum canım.
Şimdi sen madem gidiyorsun bari şu omletin tarifini bırak da ben kendi kendime yapayım şurada. Yok, bırakamam. Allah Allah. Çok özel bir tarif çünkü bu. Allah Allah. Evet, o yüzden şimdi tadını çıkar. Ama... Aha. Beş ay sonra döndüğümde... Eğer biraz pratik yapmış bulursam seni... Belki birkaç tane reçete verebilirim. İyi tamam hadi öyle olsun bakalım. Öyle olsun ne demek ya? Öyle olacak yani. Ay gözün var mı? Yok gözlüğüm var koruyor beni. Var mı ayı gibi yiyorum ama. Yok öyle. Her şey kuşasın boş. Öykü nasıl oldu? Daha iyi mi? İşte. Çiçek yine acık oyaladı da. Ben kendim üzülüyorum. Niye yapsın çocukta? Ben kendim üzülüyorum bahçeye çıkamıyorum. Hasret. Ah şükür. Hasret nasılsın? Hasret. Canım. Çok teşekkür ederim. Canım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sen... Temize çıkacaksın. Sakın merak etme. Tamam. Bunu her kim yaptıysa da cezasını çekecek. Sağ ol. Canım. Çok sağ ol. Deniz abla. Azo yokken sen de beni bırakmadın ya. Ben de buna hiç unutmam. Biz birbirimizi asla bırakmayacağız. Tamam. Hele ki bundan sonra. Asla. Asla. Tamam. Çok sağ ol. İyisin değil mi? Tamam. Hadi bir çay yapalım mı sana? İçmiş olsun. Nasıl? Açma. Bir şey hazırlayayım mı sana? Ne istiyorsun? Çikolata. Lakik. Çiğdem hatırlı. Şartlı Talya. Bir tanışalım bakalım. Çiğdem Hanım. Özlem odama gelir misin? Anladınız beni değil mi? Hı hı. Ha? Kanal yapınca gidince her şeyin başına bu Deniz karısını getirdiler. Biz de onun başına çökeceğiz ki bu işler nasıl yürüyormuş anlasın. Anlayacak. Sen hiç merak etme anne. Evelallah. Biz her şeye hazırız. Niye? Hadi gidelim. Buyurun müdürüm. Birkaç saat yine dışarı çıkıyorum Özlem. Burası sana emanet. Gözünü dört aç. Arkadaşlara da söyle dikkat etsinler. Emredersiniz. Başarabilecek misin bakalım? Olay çıkmadan cezaevini yönetebilecek misin? Elimden geleni yapacağım. Göreceğiz. Şu kravatımı düzeltim. Çabuk yap Kudret. Ama büyük olay çıkartma. Ha, tamam ben işimi bilirim. O deyince hemen gir. Kızı. Azra gidince görevleri yerine sana mı bıraktı? Kudret, ha? Uğraşma bizimle. Ama öyle koş ağla öyle olmaz ki. Her şeye hazır olacaksın. Doğru söylüyorsun. Her an, her şeye hazır olacaksın. Yok kızım sen yavaş, yavaş. Kurt olmaya mı başladın başımıza? Estağfurullah. Ne oluyor burada? Yok bir şey Meltem Hanımcığım. Burada kardeş kardeş çalışıyoruz. Ha? Hadi kızlar, iş başına.
Hadi Hacer, naşlat da görelim topuklarını. İşinin başına bakayım. Haydi kızlar. Haydi. Haydi. Buyurun. Zerrin Şahin, tahliye olduğunuz cezaevi ile ilgili sizinle konuşacaklarım var. Buyurun. Ben şartlı tahliyedeyim ama bir terslik mi oldu? Lafı uzatmayacağım. Müdür Nihal Ünal öldürüldüğünde oradaymışsın. Ne gördüysen anlatacaksın. Vakit geldi. Evet. Oradaydım. Ama bir şey görmedim Zerrin Hanım. Öyle mi? Tüh. Gerçekten görmedim. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun tabii. Adam yaralamaktan girmişsin içeri Çiğdem. Sana öyle bir şey yaparım ki. Cinayete teşebbüsten tekrar içeri girersin. Şartlı tahliyeni yakarsın. Bir daha da o delikten çıkamaz. Bakın, ben korkudan gizlenmiştim zaten. Bir şey görmedim. Çok karışıktı her şey. Hiçbir şeyi düzgün hatırlayamıyorum. Hafızan tazelenene kadar beklerim. Benim vaktim var. Konuşursam başıma bir şey gelmeyecek değil mi? Tam tersine. Bir cinayeti ortaya çıkardığın için ödüllendirileceksin. Herkes koşuşturuyordu. Çok korkunç bir gündü. Nihal müdür koridordaydı. Ben de bir köşeye saklandım. Hiç tahmin etmezdim. Nihal müdür koridordaydı. O da köşeyi döndü. Elindeki bıçak bir anda Nihal müdüre saplandı. O da kaçtı. Kim? Artık birkaç
birkaç ay. Sadece derslerde görüşeceğiz. Sonra? Sonra? İçeride kendine dikkat et, tamam? Tamam, sen de dışarıda. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber Kadir? Vay 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 vay. Azra, özledik seni ya. Allah kusura bakma, ben hiç özlemedim. Gel bakayım. Zerrin Hanım, Azra Kaya geldi. Azra Kaya geldi. Bana bak Hüseyin, İnce'ye yollayayım deme, bozulurum ha. Kızım ne ince araması ya? Yapar bir genel arama geçeriz işte. Gezdiğin tozduğun senin olsun. Ne yemiştim, onu anlat bakayım. Vallahi senin çok acayip şeyler yedim ha. Lan sen yok musun? Taşıyabilecek miyim? Taşırım. Düşürme ha. Heves. Ya heves. Bir işin de ucundan tut. Allah çocuk gibi. Niye bana yine bana ya? Beni delirtecek ha. Ya ne var Dudu be? Hasret. Ya bir tanecik alacağım Dudu ya. Almacası. Azra gelince önüne atarım seni ha. İyi be. Ne oldu Dudu, geldin mi? Ya ağzım geldi ya kızım. Hasret. Ayağına bastım ya. Hoş geldin. Ne haber? Bir şeyler olmuş belli. Kızından da hiçbir şey kaçmasın değil mi? Hmm. Kırmızı yanaklar güzel olmuş, yakışmış ama. Ne yapıyorsun Yonca? İyi. Evet. Azu. Var ya sen yokken çok fena şeyler oldu. Şşş, Hasret, ne oldu? Ya kadını gelir gelmez kafasını şişirme. Hadi yürü, çay dolduracağız hadi. Ama Deniz abla var ya, her şeyin üstesinden geldi ha. Beraber. Helal olsun sana ya. Bir de kutiler bastı bizi. Ve bir posta koydu onlara. Arkalarına baka baka tırız tırız gittiler ha. Üf üf üf. Deniz, Zeyn Hanım seni çağırıyor. Oldu. Tamam. Sevgili Umut Radyo dinleyicileri, şimdi bizden bedenen uzakta ama ruhu hala bizimle olan Jale için bizim biricik dostumuz, kardeşimiz, ablamız, arkadaşımız Jale için bir pasaj okuyacağım. Hep bizimlesin Jale. Hala birlikte oturuyor. Zamanın geçmesini bekliyoruz. Doğa için güneş neyse, insan için dostluk odur. Dostluk o kadar hoş, o kadar namusludur ki bizzat filozoflar onu en büyük nimetlerin arasına koymuşlardır. Deniz Demir geldi efendim. Hoş geldin Deniz. Beni çağırmışsınız. Otursana Deniz. Sana anlatacaklarımız var. Siz kimsiniz? Sürpriz tanık. Nihal Müdür'ü öldürmekle suçlanıp yoktan yere burada kaldığın için kızını kaybettin. Cinayeti işleyen suçunu itiraf etseydi şimdi hiçbir şey böyle olmayacaktı. Değil mi? Ne oluyor? Hiç
Çiğdem. Görgü tanığı. Vicdanı el vermemiş. İtiraf etmek istemiş. Neyi? Nihal müdürü. Nihal müdürü Azra öldürdü.